Hayvanların günlük hayatımızda önemli bir yer işgal ettiği, dünyayı adeta onlarla paylaştığımız, bu sebeple hayvanlara karşı da bazı sorumluluklarımızın olduğu bir gerçektir. Ördek yavruları olan kedi. Ronin ve Emma Lotley'nin kendi çiftliklerinde gördüğü gibi doğum mucizesi yanında beklenmedik sürprizler getirebilir. İkilinin hayvan koleksiyonuna beklenmedik bir şekilde ördekler eklendi. Kedileri Della yumurtadan yeni çıkmış ördek yavrularını çiftliğe getirmişti. Başta kedinin yapacaklarından korktular ama Della ördek yavrularına kendi yavruları gibi bakıyordu. Meğer Della da bir saat önce doğum yapmıştı ve annelik hormonları onu gördüğü her küçük, sıcak, tüylü yaratığı beslemeye ve sevmeye itiyordu. Kedi ve ördek yavruları arasındaki bağ daha da güçlendi. Hatta ördek yavruları kedinin sütünü içmeye başladı. Emma kedi ve ördek yavruları arasındaki alışılmadık bağı görünce onları ayırmak istemedi. Sonuç olarak bu alışılmadık aile bir arada kaldı ve tamamen yetişkin ördekler hala Della ile güçlü bir bağa sahip. Doğanın nasıl böyle benzersiz ve beklenmedik ilişkiler yaratabildiğini görmek mutlu edici. Sincap büyüten kedi. Pusya isimli kedi henüz 4 yavru kedi doğurmuştu ki insan dostları ona bakması için 4 yavru sincap verdi. Bu beklenmedik bir sürpriz olsa da Pusya sincapları da en az yavru kedileri kadar sevdi. Başlangıçta yavru sincaplar yine annelerinden korktular. Ancak insanların yardımıyla kısa sürede mutlu bir aile haline geldiler. Yavrular annelerin üzerinde oynamaktan ve koşuşturmaktan keyif almaya başladı. Genellikle sincap avladıkları için bir kedinin sincap yavrularıyla ilgilenmesi alışılmadık bir durum. Ancak Pusya tüm çocuklarını eşit derecede sevdi. Bu yürek ısıtan hikaye bize farklı türler arasında bile sevginin sınır tanımadığını hatırlatıyor. Tüm yavrularına harika annelik yaptığın için teşekkürler Pusya. Kedi büyüten köpek Georgia. Georgia adlı köpeğin sahibi yavrularından hiçbirinin hayatta kalmaması üzerine yıkıldı ancak Georgia'nın güçlü annelik içgüdüleri vardı ve doğmamış yavrularını arıyor gibiydi. Sahibi sosyal medyada bir talep yayınlayarak anneye ihtiyacı olan yavru köpekler aradığını söyledi. Yavru kedi çok vardı ama hiç yavru köpek bulamadı. Bir anlık ilhamla sahibi yavru kedileri Georgia ile tanıştırmayı düşündü. Tanıştırma konusunda dikkatli davrandı. Neyse ki Georgia 3 küçük tüy yumağına karşı nazik ve sevgi doluydu. Annelik içgüdüleri o kadar güçlüydü ki yavru kedilere kendi yavrularıymış gibi davranıyordu. Yavru kediler ona tutunup keyifle süt emdi ve sonunda ölene dek yaşayacakları bir yuva buldu. Herkes için mutlu bir son oldu ve Georgia annelik sevincini yaşadı. Kedi yavrularını koruyan tavuk. Koka isimli tavuk bir grup yavru kedi için beklenmedik bir bakıcı oldu ve davranışlarıyla sahibini bile şaşırttı. Koko'yu kaldırdığında altında yavru kedileri bulan sahibi, onun yavru kedilere kendi yavrularıymış gibi davrandığını gözlemledi. Kümesteki diğer tavuklar buna pek sevinmese de, Koko yavru kedilerin koruyucusu ve bakıcısı rolünü üstlendi. Tavuğun sahibi bir süre sonra yavru kediler için ayrı bir yuva yaptı ve birkaç gün sonra Koko kendi yavrularını yumurtladı. Koko'nun sevgisi ve adanmışlığı sayesinde kümes yeniden huzura kavuştu. Koko ve yavru kediler sonrasında mutlu bir yaşam sürdü. Hayvanların ne kadar merhametli ve şefkatli olduğunu bize bir kez daha hatırlatarak içimizi ısıttı. Yavru babuna bakan leopar. Savana'da bir leopar olan Legodem son avının içinde hareket eden yeni doğmuş bir babun keşfettiğinde beklemediği bir durumla karşılaştı. Yırtıcı içgüdülerini takip etmek yerine merakını gidermeye karar vererek yeni doğanı incelemeye başladı. Yavrunun yanına oturdu. Daha sonra onu dikkatlice güvenli bir yere taşıdı ve saatlerce gözünü üzerinden ayırmadı. Yavru kısa süre içinde Legodem'i taklit etmeye, onu takip etmeye ve ona uzanmaya başladı. Genç leopar yırtıcılığı ile merakı arasında içsel bir mücadele veriyor gibiydi. Yeni doğmuş bebeğe gösterdiği özen annelik ve şefkatli tarafını besliyordu. Leoparlar ve babunlar genellikle ezeli düşman oldukları için bu eşi benzerine rastlanılmayacak bir hikaye. Legodem yavru babuna şaşırtıcı seviyede bir şefkat ve özen gösterdi. Bu hayvanların karmaşık doğasının ve beklenmedik duygular ve davranışlar gösterme yeteneklerinin bir kanıtıdır. Siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın. Yavru antilopları koruyan aslan.
dişi aslan, kamunyak, diğer aslanların genellikle görmezden geldiği türleri benimseyerek tüm dünyadaki hayvanseverlerin kalbini kazandı. Başlangıçta uzmanlar kamunyağın motivasyonundan emin değildi. Ancak zamanla kamunyağın evlat edindiği yavrularına karşı son derece korumacı olduğu ve onları korumak için elinden geleni yaptığı anlaşıldı. Partiki, buzağların biyolojik annelerinden süt emmelerine izin vermeyi de içeren eylemleri, doğa ve türler arası etkileşimler hakkında tüm bildiklerimize meydan okudu. Kamunyağın hikayesi, dünyadaki karmaşık yaşam ağı hakkında hala öğrenilecek çok şey olduğunu gösteriyor. Onun hikayesi bir kabullenme, sevgi ve şefkat hikayesidir ve hayvanlar aleminde şefkat ve anlayışın var olabileceğini göstermektedir. Eylemleri birçok kişiye ilham verdiği ve anne sevgisinin gücünün bir kanıtı oldu. Yavru kirpileri evlat edinen kedi. Rusya'nın güneydoğusundaki Vladivostok'ta bulunan Sadgorod hayvanat bahçesinden yürekleri ısıtan bir hikaye, anne sevgisinin sınır tanımadığını gösterdi. Marchi adında anaç bir kedi, yavru kirpileri açlıktan kurtardı. Küçük memelilerin sağlık durumları çok kötüydü. Şişeden ya da şırıngadan beslenmeye de yanaşmadıklarından hayatta kalma şansları çok düşmüştü. Marchi'ye hali hazırda birkaç yavru kediye bakıyor olmasına rağmen kirpi yavrularını kanatları altına aldı ve onlara ihtiyaç duydukları sevgi ve bakımı sağladı. Yavrular yeni annelerine iyi uyum sağladı ve Marchia'nın sütü ve bakımıyla büyüdü. Hayvan bakıcıları Marchia'nın cömertliği ve yeni sorumluluklar üstlenme konusundaki istekliliği karşısında hayrete düşmüştü ve Marchia için bu sevgi dolu bir anne olarak geçirdiği sıradan bir gündü. Marchia anneliğin gerçek anlamını ortaya koydu. Türleri ne olursa olsun yavruları sevmek ve onlarla ilgilenmek. Köpek yavrularına bakan kaz. 2016 yılında Çin'de bir çiftçinin kazlarından birinin yavru köpekleri için taşıyıcı anne rolünü üstlendiğini fark etmesiyle ortaya dikkat çekici bir hikaye çıktı. Anne köpek yavrularına yetecek kadar süt sağlayamayınca kaz onlara bakmak için devreye girdi. Kaz günlerini yavruları sıcak ve güvende tutarak onlara yiyecek bularak ve oyun oynarken göz kulak olarak geçirdi. Çiftçi kazın annelik içgüdülerine hayran kaldı ve onu yavruların koruyucu annesi olarak görmeye başladı. Bu beklenmedik aile kısa sürede viral oldu ve dünya çapında kalpleri fethetti. Çiftçi minnettarlığını göstermek için kazına fazladan yiyecek ve ilgi sağlamayı ihmal etmedi. Sevgi dolu kaz, yavrular sahiplenilecek yaşa gelene kadar onlara annelik yaptı. Leopar yavrusuna bakan aslan. Hayvanlar alemi uzmanları bile hayretler içinde bırakabilecek sürprizlerle doludur. Hindistan'ın Gir Ulusal Parkı'nda bir dişi aslanın yavru bir leopara nazik bir merakla yaklaşması çalışanları çok şaşırttı. Hayvan davranışları uzmanı Dr. Shorater Chakravarti 7 gün boyunca parkın aslan nüfusunu inceledi ve tanık oldukları karşısında hayrete düştü. Dişi aslan yavruya başlangıçta geçici bir ilgi gösterdi. Ancak bu merak kısa sürede 3 haftalık bir evlat edinmeye dönüştü. Dişi aslan leopar yavrusuna koruma ve bakımın yanı sıra taze et de getiriyordu. Araştırmacılar bu alışılmadık yaban kedisi ailesi karşısında hayrete düştü ve bunun şimdiye kadar yaşadıkları en şaşırtıcı deneyim olduğu söyledi. Ne yazık ki bu mutluluk kısa sürdü çünkü leopar yavrusu kedisini evlat edinen dişi aslan annesi tarafından 45 gün bakıldıktan sonra ölü bulundu. Araştırmacılar bu kayıp karşısında çok üzüldü ama en azından leopar hayattayken iyi bir yaşam sürmüş oldu. Beyaz kaplan yavrularını evlat edinen şempanzeler. Hayvanlar arasındaki bağ 2008 yılında Miami'deki Jungle Island'da iki kaplan yavrusu ile Angela adlı bir şempanze arasında beklenmedik ilişkinin de kanıtladığı gibi inanılmaz bir bağa dönüşebiliyor. Anneleri onları terk edince Jungle Island personelinin yeni doğan yavrular için bir anne bulması gerekti. Kaplanlara bakması için daha önce genç orangutan ve leopar büyütmüş olan Angela seçildi. 7 yaşındaki şempanze yavruları hemen benimsedi ve onlarla kendi yavrularıymış gibi oynayıp bağrına bastı. Angela'nın yavrularıyla birlikte çekilen fotoğraf ve videoları dünya çapında viral oldu. Ayrıca çok sayıda haber kuruluşu tarafından ele alındı. Kaplanlar Angela'nın bakımı altında hızla büyüdü ve sonunda katı gıdaya geçtiler. Daha sonra diğer kaplanlarla birlikte büyümeleri için başka bir alana nakledildiler. Vahşi doğada kaplanlar şempanzeleri avlayabilir ama Jungle Island'da onlara bir şempanze bakıyordu. Bu nadir ve yürek ısıtan hikaye bir annenin sevgi ve ilgisinin farklı türler arasında bile sınır tanımadığını gösteriyor.
Doğa bazen bizi gerçekten şaşırtıyor. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.